Sevgili YouTube hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda GeForce Now. GeForce Now nedir? GeForce Now, Nvidia'nın bulut tabanlı oyun stream hizmetidir. Elinizde bulunan Windows, macOS, Android gibi işletim sistemine sahip cihazlarla doğrudan buluta bağlanıp bulut üzerinden cihazınıza gerçek zamanlı oyun oynama deneyimini yaşayacaksınız. Desteklenen oyunlar için bulut kayıtlarıyla nerede olursanız olun yeterli seviyede internetiniz olduğu sürece oyuna kaldığınız yerden desteklenen herhangi bir cihaz ile devam ettirebilirsiniz. Tüm bunlara Game Plus aracılığı ile Türkiye'ye özel açılmış GeForce Now sunucularından ulaşabileceksiniz. GeForce Now, powered by Game Plus ile oyun oynamak için ne kadar hızlı bir internete ihtiyacımız var? İsterseniz buna da bir göz atalım. 720p 60 fps oyun deneyimi yaşamak isterseniz 15 megabit, 1080p 60 fps için ise 25 megabit indirme hızınız olması yeterlidir. Bu hızla ile optimum performansa ulaşabilirsiniz. Benim daha fazla hızım var, 50 megabitten daha üstün 100 megabit hızım var diyorsanız da uygulamanın ayarlar bölümünden yayın kalitesi ayarlarını kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Şunu unutmayın, maksimum bit hızınızı arttırdıkça kotanızdan da kadar düşecektir. GeForce Now ile hangi oyunları oynayabilirsin? Steam, Epic Games ve benzeri platformlarda bulunan ücretsiz ve size ait olan tüm oyunları GeForce Now'a entegre ederek oynayabilirsiniz. Daha fazlası için Game Plus'ın internet sitesinde yer alan oyunlar sekmesinde bulabilirsin. Evet, şimdi sıra geldi GeForce Now Powered by Game Plus ile kendi oyun bilgisayarımdaki görüntü deneyimlerini karşılaştırıp paylaşmaya. Karşılaştırma bölümünde ilk göreceğiniz görüntüler Nvidia GeForce Now Game Plus ve Apex Legends deneyimlerim olacak. Nvidia GeForce Now'u açıyorum. Sağ üstteki kullanıcı adımın bulunduğu yere giderek turumu aç sekmesine tıkladığınızda sizi yönlendirdiği internet adresine yani gameplus.com.tr sitesinden hızlı giriş yaparak hesabınızı bağlıyorsunuz. Gördüğünüz üzere benim bağlı olduğu için tekrardan giriş yapmıyorum. Sonrasında sol üstteki üst üste olan 3 çizgiye tıklayıp ayarlar bölümüne geliyorum. Ayarlar bölümünde yayın akış kalitesi kısmına gelip özel ayarlar bölümünden kendi internetime uygun olan en iyi ayarları yapıp oyuna giriş yapıyorum. Apex Legends oynayabilmeniz için oyuna sahipseniz Steam ya da Origin hesabınız ile oyuna giriş yapıyorsunuz. Unutmayın, oyun oynayabilmek için oyun size ait olmalı. Eğer oyuna sahip değilseniz oyunu satın almanız gerek. Ben oyuna Origin üzerinden sahip olduğum için Origin hesabım ile giriş yapıyorum. Oyun açıldıktan sonra serverımız ve pingimizi kontrol edip en iyi bağlantı performansına sahip olan 47 pinglik Frankfurt 2 serverına tıklayarak lobiye giriş yapıyoruz. Lobiye geldikten sonra oyun içi ayarlara geliyoruz. Mouse, klavye, grafik ve ses ayarlarını yaptıktan sonra oyunumuza giriş yapıyoruz. Ben yayınlarımda Apex Legends'ı rekabetçi modda oynuyorum. Bu sebeple de GeForce Now'daki oyun ayarlarımı da kendi özel ayarlarımı girerek düzenledim. Siz de bu ayarları kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Ama şunu unutmayın, yaptığınız grafik ayarlarında eğer ki 60 FPS üstü bir ayar ise 60 FPS üstünü göremeyeceksiniz. Bunun sebebi ise Nvidia GeForce Now Stream hizmeti maksimum 60 FPS desteklediği içindir. Oyun içi görsellere gelecek olursak bu video için aldığım kayıtlardan ufak kesitler göreceksiniz. Burada dur. Şunu belirtmem lazım. Stream hizmeti 60 FPS desteklediği için oyun ise 70 ila 110 FPS arasında kare yansıttığı için bir yırtılma oldu ve şimdi göreceğiniz kapışmada bana dezavantaj sağladı.
Şimdiki göreceğiniz video kesitleri kendi oyun bilgisayarımın görüntüleridir. Son olarak merak ettiğimiz bir konuda gerçekten gerçek zamanlı deneyim yaşıyor muyuz sorusu. Deneyimlerime göre bu soruya kesin bir dille evet diyebilirim. Çünkü mouse'un sol kliğine bastığınızda oyunun verdiği tepki ve grafiksel akışkanlığın gecikme süresi aşırı derecede az ki bunu hissetmeden kesinlikle anlayamazsınız. Evet, GeForce Now Powered by Game Plus nedir? Oyun içindeki deneyimlerimi de ufak video kesitleriyle anlatmış oldum. Siz de o kesitlere bakarak düşüncelerinizi bu videonun altındaki yorum kısmında paylaşabilir. Sormak istediğiniz bir soru var ise de büyük bir keyifle de cevap verebilirim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.